Evet. Herkese selam. Kalıma hoş geldiniz. Çin'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Çin'de yaşam. Çin'de yaşam nasıl vesaire. Nasıl bir hayat var burada? Onları konuşacağız. Biraz daha rahat, akıcı konuşmak için. Çünkü hala da kamerayla bir şeyler çekmeye alışamadım. Okuldan yürüye yürüye parka doğru gideceğim. Kanala yeni gelenler, kanala yeni rastlayanlar, bu video karşısına ilk defa çıkanlar için hemen bir kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Selcan. Çin'de yaşıyorum. Geçen sene 2022 Kasım ayından beri Çin'in Şangay şehrinde yaşıyorum. Bugün size anlattıklarım da benim şahsi deneyimlerim ve gözlemlerime dayalı olacak. Umarım herhangi bir eksik ya da yanlış bilgi vermeden, bir şey aktarmadan videoyu kapatabiliriz. Neyse, o zaman lafı uzatmadan video başlasın. Let's go! Hemen ilk bahsedeceğim konu Çin'de yaşam teknoloji telefon demek. Evet, şu an bu günümüzde her yerde teknoloji telefon demek ama bu durum Çin'i biraz daha aşırı. Neden? Öncelikle yani Çin'de telefon olmasa gerçekten hapı yuttun demektir. Çünkü her şeyi telefondan yönetiyorsun. Çin'de dünya çapında kullanılan sosyal medyaların kullanımı yasak. Erişim bulunmamakta. Yani bu ne demek? WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Gmail, Google, Spotify. Bu tarz sosyal medyanın hiçbirine erişim bulunmamakta. Fakat bunun bir yöntemi var. Bu yöntem ne mi? VPN adı altında şöyle. VPN uygulamaları var. Bu VPN ne demek? O veri bağlantılarını, o bağlantıları değiştirerek güvenli veri bağlantısı, güvenli veri ağı sağlayıp sizi o sitelere eriştiriyor. Mesela ben Çin'deyim ama ben bu uygulamayı kullanırken konumumu Türkiye yapıyorum ya da Amerika yapıyorum. Bu sitelere bu şekilde girebiliyorum. Yani bu tarz uygulamalara girmek isterseniz erişim bulunmamakta. VPN uygulamanı indirip anca giriş sağlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız yani bu VPN uygulamaları da yasak. Kullanılmaması lazım ki zaten bu uygulama erişim de kolay değil. Ama şu an artık biraz daha yani politikalar değişti değil de yani biraz daha göz yumulabilir ve halk biraz daha bilinçlenmeye başladığı için Çinliler de bu tarz medyaları kullanmaya, erişmeye başladı. Eğer yani buraya gezmeye ya da bir şekilde Çin'e yolunuz düşerse VPN'inizi önceden indirmeyi unutmayın. Sanmayın şimdi bunlar, bu uygulamalar yok. Bu uygulamalar olmadan nasıl orada hayat geçiyor diye. Tabii ki de direkt kendi çözümleri var. Bu uygulamaların Çin versiyonu var. Mesela WhatsApp yerine WeChat var. Instagram yerine Xiaohongshu var. Ondan sonra yani kendi sosyal medyaları var. Bazen bazı sosyal medyalarına dışarıdan da erişim olmuyor. Daha sonra Çin'de yaşamımızı kolaylaştıran Çin'in ana iki tane uygulaması var. Yani en çok kullanılan uygulama. Bu uygulama olmadan da burada yaşam maalesef süremiyoruz. Birincisi WeChat, ikincisi Alipay. Şöyle buraya bırakıyorum. Bu iki uygulama üzerinden WeChat zaten WhatsApp'a tekabül ediyor. Alipay'de içine her şey yapabiliyorsun. Bu iki uygulama üzerinden WeChat'ten mesaj gönderebilirsin, para gönderebilirsin. Ondan sonra İnternet sitelerine girebilirsin, bazı internet sitelerine. Uçak bileti, tren bileti, otel, yani aklına gelebilecek her hizmete WeChat üzerinden erişebilirsin. Buna biz şey diyebiliriz yani, kapsamlı WhatsApp. Alipay uygulaması da aynı şekilde biraz daha taksi çağırmak, ondan sonra yine bilet, metro, uygulama vesaire. Bu da ödeme sistemi. Bu şekilde işliyor. İki uygulama bunlar. Çin'de yaşamımızı sürdürürken en lazım olan iki temel uygulama. Hemen temel ve para demişken aklıma geldi. Çin'de nakit kullanımı çok az. Bunu daha önceki videoda bahsetmiştim ama tekrardan bahsedeyim kapsamlı olması için. Nakit kullanımı çok az. Bu para o zaman nasıl elimize geçiyor? Parayı banka kartına yatırıyorsun. Banka kartın WeChat ve Alipay uygulamasına bağlıyorsun. Daha sonra istediğin miktarı WeChat ya da Alipay nasıl kullanırsan oraya şarj edebilirsin, oraya doldurabilirsin. Sonra da ödeme şekline hemen geçiyorum bu sırada da. Alışveriş yaparken de QR kodunu açıp
kasiyere uzatıyorsun. Ya o senin QR kodunu tarıyor ya da onların QR kodu oluyor. Sen onların QR kodunu tarayaraktan ödeme yapıyorsun. Bu şekilde de Çin'de yaşarken para kullanmamış oluyoruz. Sadece her şeyini telefondan. Teyze canlı yayın yapıyor. Asla teyze bu teyze değil. Çin'de dışarıda yürürken sık sık fotoğraf çeken insanlara, canlı yayın açan insanlara rastlamanız da çok doğal bir olay. Yani fotoğraf çekmeyi, çekilmeyi, Photoshop yapmayı seven bir toplum. Şimdi sıradaki bahsedeceğim şey ulaşım. Önce toplu taşıma varsa zaten biliyorsunuz metro ve otobüs. Metrodan bahsedersem metro 2-3 yuan'dan başlıyor. Şangay'da 3 yuan, 4 yuan arası oluyor. En pahalı ödediğiniz metro ücreti de belki 10 yuan'dır, 12 yuan'dır. Bu da genel olarak en uzak hatlara yani ne kadar uzağa gidersen o kadar artıyor ya ücreti. O şekilde ama temel olarak metro 3 yuan'dan başlıyor diyebiliriz. Şangay 3 yuan'dan ben başka şehirlerde 2 yuan'da metro kullandığımı hatırlıyorum. Metroya binerken yine ödeme sistemi telefon. Nakit de var ama bu sefer. Telefonu nasıl kullanıyorsunuz? İki tane uygulama, yine Alipay ya da Metro uygulaması. Bu iki uygulamadan ulaşım kartı alıyorsunuz, bağlıyorsunuz yine oraya. Daha sonra metro istasyonuna geldiğinizde turnikeye telefonunuzu Bluetooth ve konumu açaraktan sonra kodu açıyorsunuz. Turnikeyi okutuyorsunuz, giriyorsunuz. Metrodan çıkarken de yine QR kodu okutup metrodan çıkıyorsunuz. Şangay'da otobüs kullanımı ben çok fazla olduğunu görmedim. Yani ağırlık olarak metro kullanıyor. Fakat diğer şeylerde de kullanım var. Otobüs fiyatı da 1 yuan, 2 yuan. Bu da fazla değil. Ondan sonra taksiye gelirsek. Çin'de taksi kullanmak, taksiye binmek lüks ya da çok para döktüğünüz, bayıldığınız bir şey değil. Niye böyle diyorum? Çünkü yine önce taksiyle nasıl taksi çağırıyorsunuz? Bir yoldan durdurarak binebilirsiniz ama bu birazcık sizi soyma ihtimali var yani. Biraz bazıları eğer turistseniz dolandırılabilirsiniz, klasik. Ama genel olarak Çin'de taksi kullanımı uygulama üzerinden, taksi uygulaması olan Didi ya da harita uygulamasından ya da belki Alipay'den çağırabilirsiniz. Didi taksi uygulaması bayağı hesaplı. Konum giriyorsun, taksi sana geliyor, biniyorsun. Taksi fiyatları öyle aman aman pahalı değil yine mesafeye göre ama nasıl diyeyim? 5 kilometre bir yere 20-30 yuan'a gidebilirsin. Gerçi yine bu Şangay'daki fiyatı, bunu ben başka şehirlerde farklı fiyat olduğunu yine gördüm. Ama dediğim gibi 20-30 yuan'a taksiye binebilirsin. Yani sizin anlayacağınız taksi burada bir kriz değil, normal bir, hatta yani aşırı sık kullanılan bir ulaşım aracı. Aynı zamanda elektrikli bisiklet, motor, yani motoru geçtim, elektrikli bisiklet kullanımı da çok fazla yaygın. Yani buraya geldiğinizde hemen prosedürle halledip bir tane elektrikli bisiklet alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Bunların fiyatları uygun fakat fiyatları aşina değilim. Ama öğrenci arkadaşlarım da akülü bisikletle etrafta fink atabiliyor. Ulaşımdan bu kadar ilerlemişken o zaman şimdi araba muhabbetine küçücük değiniyorum. Pek hakim değilim buradaki araba durumuna. Fakat şunu söyleyebilirim. Burada benzinli araba kullanımı az, elektrikli araba kullanımı çok fazla ve araba almak o kadar da pahalı, zor bir olay değil. Hatta duyumlarıma göre, hocamın söylediğine göre araba almaktan çok park yeri kiraları ve park alanları sorun olduğu için arabaya yanaşılmıyor. Araba almaya yanaşılmıyor ama araba almak genel olarak dert bir olay değil. Hatta yani gerçekten öyle bir elektrikli arabalar falan var ki ben anlamasam da yani bence güzel lüks gözüküyor. Onu geçtim, Tesla. Tesla belediye dağıtmış gibi her yerde. Bir diğer konumuz alışveriş. Çin'de alışveriş nasıl yapıyoruz? Çin'de alışveriş nasıl gidiyor? Evet, ister mağazadan ister online yapabilirsiniz. Tabii ülke nüfusu fazla. Üretim fazla, tüketim fazla. Çeşitlilik de fazla haliyle. Bu çeşitliliğin içine kayboluyorsunuz alışveriş yaparken. İnternet alışverişinde iki tane uygulama var en çok kullanılanlardan. Taobao ve Pinduoduo. Bunun başka uygulamalar var. Şöyle şuraya bıraktım. Bu ilk uygulama benim şahsen kendim çok kullandığım. Fiyat konusuna gelirsek. Öncelikle
Çin malı diye tırsmaya, korkmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz her malın ucuzu, her malın pahalısı var. Ne kadar fiyat verirsen öyle kalitede bir ürün alırsın. Ürün çeşidine gelirsek, yani bu platformlar üzerinden aklınıza gelecek her şeyi bulabilirsiniz. Yani Çin'de gerçekten düşünmediğiniz şey bile bulma ihtimali çok yüksek. Oha, bunu mu yapmışlar? Tam da buna ihtiyacım var diyorsunuz. O konuda gerçekten çok iyi. Çin'in en sevdiğim yanlarından biri. Giyim alışverişine gelecek olursak, giyim alışveriş konusunda birazcık beni hüsrana uğratıyor. Bence tek beni değil, diğer yabancıları hüsrana uğratıyordur. Çünkü Çinlilerin bedenleri bizim standartımıza göre değil. Neden değil? Biraz daha küçük. Öyle Çinliler küçükmüş, kısaymış. Bunlar eskiden kalmışlar. Çünkü gerçekten o eski jenerasyon, şimdiki jenerasyon gayet de hormonlu, gayet boyları uzun. Bedenlerin küçük olması sebebi bu değil. Beden ölçülerinin küçük olması. Onların güzellik standartı bizimkiyle aynı değil. Ne kadar zayıfsan o kadar güzelsen, bu zayıflık gerçekten yani bir lin tığ gibilik. Bu ayrı bir video, belki başta bahsederim. Ama Çin'de kıyafet alırken, beden alırken ölçülerinizin iki katını hesaplamanız gerekiyor. Nasıl? Mesela ben 80 kilo muyum? Ama ben burada beden alırken 160 kiloya bakıyorum, ona göre alıyorum. Ya da Türkiye'de large giyiyorsam buraya geldiğimde 2x large giyiyorum. 40 numara giyiyorsam 41. Yani bu şekilde arkadaşlarım bazıları, yani medium giyen kız buraya gelince large giyiyor ya da x large giyiyor ve gelen large, x large gerçekten çok komik bedenler ya. Neyse, işte dediğim gibi kıyafet konusunda birazcık hüsran uğratabiliyor. Yeme içme alışverişine gelecek olursak, bu tarz yeme içme besin alışverişlerini yine internet yapabilirsiniz. Ya da şöyle Meituan uygulaması var. Buradan hem Trendyol gibi hızlı yemek siparişi ya da market bölümünde kullanabilirsiniz. Ben geldi kendim bu Meituan uygulamasında şey bölüm var. Pardon. Neydi onun ismi? Yarın marketi bölümü var. Yarın marketine. O bölüme ben giriyorum. Orada istediğim ürünleri, işte domates, yumurta, biber vesaire ne alacaksam seçiyorum. Orada adrese en yakın noktayı seçtiriyor sana. Sonra hemen ertesi gün o teslim noktasına gidiyor. Sen oradan gidip alıyorsun ve getiriyorsun. Çok ucuz ve hesaplı. Ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Market olabildiğince az gidiyorum. Eğer hani çok bulamadım ya da acil bir şeye ihtiyacım varsa o şekilde marketi kullanıyorum. Ama yani süpermarket olur, pazar olur, Çinlerin yerel marketleri olur. Her yer alışveriş yapabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi yani aylık market alışverişi çok pahalı mı diye mi bakarsak, ben açıkçası şu anda yani Türkiye'deki kadar her sene uçuk fiyatlı olduğunu düşünmüyorum. Fakat yani yine bu da aldın, ürünün kalitesine bağlı. Ama bence çok da pahalı değil ki, ben bir de çok yani minimum standartlarda, ortalama standartlarda yaşayan bir insanım. Tek başıma yaşıyorum. O yüzden benim kendi yemek aylık harcamam çok fazla olmuyor. Dışarıda yemek yedik. Bu yemek kültürü, yemek beslenmeden bahsedeyim. Önce bir kere bizim damak tadımız alakası yok. Neden? Çünkü yani biz Türkler yağlı tuzlu severiz yemekleri. Tabii gerçi her şeyden var bizde ama buradaki yemekler gerçekten aşırı şekilde tuzlu, şekeri az. Yani yavan bir tadı var. Fakat acı ve sos kültürleri çok başka. Yani acıyı seviyorlar. Soya sosu zaten demeye gerek yok. Sos, baharat, acı kültürü de çok fazla. Bir de mesela helal muhabbetine gelirsek, benim pek kendimi Türkiye'deki et ürünleriyle, et yemekleriyle aram olmadığı için herhangi bir konuda zorluk çekmiyorum. Öyle bir ihtiyacım olmuyor. Ama burada Türk ürünle satan marketler, hesaplar falan var, böyle WeChat'ten ulaşabileceğiniz gruplar var. Buralardan ulaşım, iletişim kuraraktan Türk ürünleri alabilirsiniz. Zeytini, peyniri, ondan sonra şalgamı, sucuğu, kıyması vesaire o yerlerde satılıyor. Ya da böyle ihraç ürünlerinin olduğu marketler oluyor. Oradan da gidip uygun fiyata alabilirsiniz. Dışarıda yemek yerken helal muhabbetine ya da dışarıda yemek yiyeceğiz, nasıl olacak dersek de, ben yine dışarıda az yiyen bir insanım.
Yersem de pizza vesaire böyle o şekilde arkadaşlarla yersek yiyoruz ya da bazı Çin yemeklerini yiyorum. Helal olursa şey var, helal restoranlar var. Bu helal restoranların sahibi genelde Uygur Türkleri, Sincan bölgesindekiler ya da Müslüman azınlıklı Müslüman Çinliler. Bunların sahipleri oradaki her ürün helal. Deli ve lezzetli. Gerçi ben bir de noodle yiyorum ama olsun. Hani diyorlar ya, Çin'e gideceksin sen ya, aç kalırsın, ye, Çin'de böcek yersin, bilmem ne. Öyle bir şey yok, gerçekten yok. Buraya gelip aç kalmak mümkün değil. Hatta buradaki tüm yabancı arkadaşlarım hepsi kilo aldı. En az 2 kilo olsun, 2 kilo bile aldı. Ben kendim de aldım. Yani çünkü bir şekilde karnınızı doyuruyorsunuz. Öyle Çinliler köpek yiyor, böcek yiyor falan. Böyle muhabbet yok. Yani varsa da belki böyle biraz daha kırsal, biraz da normal yaşantıdan uzak yerlerde yeniliyor olabilir. Bilgim yok. Deneyimlersem size zaten paylaşırım. Şimdi bir kesim için de aklıma geldi. Üzerim ışıkları vuruyor şeyin. Vegan, vejetaryen Çin'de yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Çünkü Çin'in et içeren yemeklerinden, et ürünlerinden haricinde çok güzel sebze yemekleri de, hamur işleri de var. Yani vegan da, vejetaryen da rahatça beslenebilir, sorun yaşamaz. Herkese selam. Bir anda pat diye burada belirdim çünkü bir sorun çıktı. Videoyu editlerken fark ettim. Video çok uzun olacak çünkü her şeyi değinmeye çalışırken uzun konuşmuşum. O yüzden iki parta ayırdım. Bu izlediğiniz birinci parttı. İkinci partta işte asgari ücret, konaklama, Çin toplumu, yabancı dil bilmek, bunlardan bahsedeceğim. O şekilde umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir, sıkılmamışsınızdır. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, düşünceniz yorum bırakmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, bir sonraki ikinci video için bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize bakın, hoşça kalın.